Bir iki mesaja cevap vermek istiyorum. Bir seyircimiz soruyor, Cemal Paşa'nın doğulu olduğunu söylediniz. Etnik kökenini söyler misiniz? Öyle bir şey demedim. Rodoslu. Rodoslu dedim. Yani Rodos biraz batıdadır. Epey batıdadır, Ege Denizi'ndedir. Doğuyla alakası yoktur. Sayın Engin Demirkolu'ya teşekkür ederiz. Fakat burada çalamam bu Seyyan Hanım'ı. Önümüzdeki hafta çalmaya çalışacağım efendim. Tango sevenler çok var demek ki. Tango sevenler fakat... mesela BR Özgür adına bir mail gelmiş, dediğini anlamadım ben. Türkçesini anlayamadım mailin. Belki ben anlıyorum. Eleştiriyorlar galiba, siz anlayabilirsiniz. Efendim, Sayın Yalçın, zannedersem isim tam çıkmıyor, Özalp olabilir. Bir mezar taşı göndermişler, cellat taşı diyorlar. O mu değil mi pek emin değilim, şu. Cellat taşı ona mı? Benziyor, evet. Eyüp'teki cellat mezar taşına benziyor. Yalnız bu şeye de biraz benziyor, Melami taşına da benziyor. Yıpranmış Melami taşı böyle olur. Biserüpa, başsız. Biserüpa. Başsız, ayaksız denilen. Bu bir yıpranmış Melami taşı da olabilir, şu. Biserüpa, yani Melamiler malum tasavvufi akımlara karşı bir nevi aksülamel olarak, yani onlara tepki olarak çıkmış. Şöhretsizliği, isminin bilinmemesini, aslında çok basit bir izah, çok çok derin de şeysi bunun. İyiliklerimiz bilinsin, kötülüklerimiz bilinsin, iyiliklerimiz bilinmesin şeklinde, mantığında bir akımlı ve bunların taşları bu şekildedir. Eski Melami taşlarında hiç yazı yoktur ve tevazu gereği biserüpa, başsız ayaksız denir bu taşlara. Bu Melami, yani rüzgardan aşınmış bir Melami taşı da olabilir. Çünkü 17-18 sene önce belki, evet 90 veya 91. En son ben bu taşları gördüğümde, cellat taşlarını gördüğümde bunlar siyahtı. Boya hala duruyordu üzerlerinde. O daha önce dergide yayınlamıştık. Tarih dergisinde, evet, hatırlıyorsunuz. Evet, orada bir, evet, tanesini. Yuvadaktı daha başka şey. Melami taşı olabilir. Siyah bu, demek ki çok iyi bir boya. Çünkü düşünsenize bu kadar yüzyıllardır devam ediyorsa. Zift sürüyor. Evet, iyi bir zift. İyi bir zift. Yani, çünkü şu anda yollar yapıyorlar. Ayrı yapılmasının sebebi şudur. Normal insanla aynı yerde bulunmasın diyorlar. Bunların mezarı. İnsanlar da zaten aynı yere gömülmek istemiyorlar çünkü. Cellat. Yani cellat da aynı yere. İnsan ismini duyduğu zaman ürperiyor. Aynı yere gömülmek istemiyorlar. Tabii. Dışlanıyor yani, toplumdan da dışlanıyor. Yani tamamıyla. Evet. Sevilen bir meslek değil. Evet, şimdi şurada bir gravür getirmiştim ben. Efendim sevgili seyirciler, biraz önce bahsettik bu elçilik minyatürleri, pardon elçilik gravürleri, ressamlarının gravürleri. Bu elçilik ressamlarından biri değil ama bir yabancı tarafından çizilmiş, yabancı ressam tarafından çizilmiş ve Londra'da basılmış bir gravür göstereceğim. Önce konuyu anlatayım, ondan sonra gravüre bakalım. Bu efendim kelle kesmeyle ilgili bir gravür ve gerçek bir gözlem burada göreceğimiz şey. Kelle kesme genellikle askerlere tatbik edilir. Yani hırsızın falan kellesi kesilmez. O daha aşağılayıcı idam biçimi olan eski dönemde işte çengel, kazık vesaire, sonraki dönemde asılarak idam edilirler. Hatta demin söylemiştik, suçu işlediği yerde buna idam ediliyor. Fakat kelle devlet adamı, üst düzey devlet adamı, asker, hatta sadrazam, çok örneği vardı yani bugünün başbakanı, böyle kişiler uygulanan bir kişiler için uygulanan bir ceza. Eğer idam edilen kişi başkentte değilse, diyelim ki sadrazam, efendim sefere çıkmış, beceriksizlik etmiş, işte meşhur Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana kuşatması. Budin'de mi idam edildi o? Belgrad'da galiba. Belgrad'da idam ediliyor fakat adamın kafasının kesildiğinin padişaha ispatı lazım. Ha, o zaman ne yapıyorlar? Keçe tulumlar var. Bal dolu içi. Kelle kesilip o bala konuyor. Muhafaza ediliyor. Ve
dört dala o şeyler İstanbul'a getiriyorlar. Kulaklar. Evet, İstanbul'a getiriyorlar. O saray girişinde bir güzel yıkanıyor, temizleniyor. Çünkü nispeten bozulmamış oluyor balın veyahut pekmezin içerisinde. Yıkanıyor, temizleniyor. Önce hükümdara gösteriliyor. Ve dediklerine göre hükümdar mutlaka dua edermiş ruhuna. Allah rahmet eylesin diye. Hani derler ya, asıp altında ağlarlar diye. Dua edermiş. O dini gerektir tabii. Ondan sonra şeyde Topkapı Sarayı'nın girişinde o Babu Humayun'un orada teşhire konuyor. Ve tabii halk giremez oraya pek. Ama mutlaka halkın da görmesinin istendiği bir kişi ise daha dış tarafı, dış kapının. Babu Humayun'sa halk girebiliyor oraya kadar. Giriyor yani, mu Babu Humayun'a? Birinci avluya girebiliyor. Hı. İkinci avludan sonrasına geçemiyor. Orada bırakılıyor. Ve işte bir müddet bozulana kadar bir müddet bırakılıyor. Ondan sonra gömülüyor. Dolayısıyla bu yüzden birçok devlet adamının bize çift mezarı var. Evet. Merzifonlu'nun da öyle. Evet. Merzifonlu'nun da öyle. Gövde bir taraftadır, kelle bir taraftadır. Şimdi efendim bu Tepedelenli Ali Paşa'nın idamından sonra, bu nerede idam edildi? O tarafta mı? Yanya'da. Yanya'da idam edildi. Tepedelenli Ali Paşa'nın idamından Yanya'da, şimdi Yunanistan'da kalıyor. İdamından sonra efendim kellesi İstanbul'a getirilmiş efendim ve orada teşhire konmuş. Bu gravürde göreceğiz bu kelleyi. Hem İstanbullular, din adamları falan var. Sarık var, örfi var bir tanesinin başında. Hem de bir yabancı var. Batı. Gelen geçen orada kelle seyrediyor. Adamın biri de elinde bir sopa, bir şeyin üzerine, direk gibi kısa bir şeyin üzerine tepside kelleyi koymuşlar. Adam o sopayla kelleyi dürtüyor. Çeviriyor, hadi bak bu yanağı, bu şeyi, burnu falan. Şöyle tutsam... Şöyle alabilecek misiniz? Şöyle. Hah. Evet. Biraz daha zoomlayabilirseniz. Şöyle yapalım. Neresi o? Alabiliyor musunuz? Yine gitti. Kayboldu. Bunu cam olduğu için ben skenerde tarayamadım. Bende resmi vardı aslında daha önce. Daha önce sizin bir taradığınız tamam, güzel bir resmi vardı. Evet. Şimdi oldu. Şimdi görüyorsunuz şurada şu şey. Adamın kellesi. Tepedelenli meşhur. Devlete epey uğraştırmış. Çok uğraştırıyor. Bayağı. İşte kelle teşhiri bu. Hani derler ya cellat çeşmesi şu bu. Cellat taşı Topkapı Sarayı'nın. Onun benim gördüğüm tek minyatür budur. Başka gravür yok, budur. Başka var mı? Dediniz ki yok. Budur. Ve zaten bu şey yabancı elçileri muhtemelen evet. Siyasi bağlantıları var diye. İşte adamınız öldü diye çağırıyorlar. Adamınız öldü. Tabii ben bunun şeyini de gördüm. Evet. Yanya'da mezarını da gördüm. Yani vücudunun gömüldüğü mezarı. Bak yazmış. Exhibition of Ali Paşa's head at the court of the Seraglio. Sarayın bahçesinde Ali Paşa'nın kellesinin teşhiri. Londra'da Wesley'i göremiyorum. 1828 baskısıymış. Ne yazıyor? Engelmann Graf bilmem ne Continental Corporation. Orada Londra'da basılmış. Herhalde evet dediğin gibi işte adamınızın sonu, evet. Akıbeti diye göstermişler. Bugün de şeyde Zeytinburnu'nda mezarı, şey kellesinin gömüldüğü. Kellesi. Yani Zeytinburnu'daki mezarlıklarından biri sanki olduğunu tam hatırlamıyorum. İki oğluyla birlikte orada. İki oğlu var galiba yanında. Hı. Mezar taşları orada. Yanya'da da sarayını Yunanlılar yeniden ihya ettiler. Evet. O sarayının bulunduğu yerde mezar yapmışlar. Mezarı duruyor orada. Ve şeydir, enteresandır orada... Yani o bu ben tarihten okumuştum, gidince gördüm. Bunun ölümü de ilginç. Uzun süre devleti uğraştırıyor 2. Mahmut zamanında. Yanya'ya. Şimdi seyircilerimiz bilmezler kim olduğunu. Anlatayım. Kısaca şöyle. Bu Yanya civarının. Yanya nerede? Yunanistan'da bugün. Yani bugünkü Yunanistan'da bulunan Yanya'da ve çevresindeki şehirlere hakim olan mahalli bir vali başlangıçta. Daha ancak o kadar kuvvetli ki devlet söz geçiremiyor buna. En son 2. Mahmut artık üzerine ordu sevk ediyor. 1800 işte 27-28 o civarlarda ölümde. Vergi vermemeye kalkıyor mu? Şeylerle işbirliği yapıyor. Fransızlarla falan işbirliği yapıyor. Ve tabii şey yani Yanya Sultanı diye anılıyor biliyorsunuz. Evet. Ve bunun ilginç özelliği şudur. Yani Yunan isyanı sırasında isyan ediyor. Bu da 28 değil.
Yunanları, Yunan milliyetçiliğini başlatan insanlardan biridir. Yunanistan'da en çok sevilenlerden birisi de budur. Yani tepedelerin Ali Paşa. Sonunda üzerine gönderilen paşalar ele geçirmek üzere gönderiliyor. Sonunda bir sahte ferman yazıp bunu sığındığı yan yadaki göldeki adada öldürüyorlar. Kellesini kesip İstanbul'a gönderiyorlar. Aynı şekilde başka paşaların da mesela meşhur Halil Hamit Paşa var. Birinci Abdülhamit döneminde önemli. Bunu şöyle tanıtalım Halil Hamit Paşa'yı. Sevgili seyirciler, Kemal Derviş'in büyük 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 dedesi. Evet. Onun da mesela kellesi Bozcaada'dadır. Kellesi burada Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin arka tarafındaki mezarlıkta. Hatta onda daha vücudu şeydedir. Vücudu adada. Bozcaada'dadır. Hatta buradaki mezarlığı da ilginç. Herhalde yol geçiyormuş. Mezarlığın iki tarafına da iki taş yapmışlar. Yani mezarlığın solundan geçen de dua etsin diye, sağından geçen de diye Halil Hamit Paşa ruhuna Fatiha diye. Evet. Yani böyle dediğiniz gibi vezirlerin çift mezarları oluyor hep. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra programa müzikle başlayacağız. Pelin Hanım'la beraber. İsim hatası galiba yaptınız. Pardon. Pelin Hanım'la tango yapacağız ileride. Yaprak Hanım'la şey yapacağız. Müzik icra edeceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar efendim beraber olacağız.